Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Merhaba. Arkadaşlar, biz böyle bir video yapalım dedik çünkü bayağı bir olaylar yaşadık. Evet, yani. Bu sefer her yandan bir şeyler geldi başımıza. Gülüyoruz, aslında gülünecek bir halimiz yok ama evet. Gülüyoruz. 3 gün önce oldu. Aynen. Günü biz bir alışverişe gittik, İstitut'a koltuk bakmak için. Aynen, koltuk bakmak için gittik. O da bizim buradan 50 km uzaklıkta. Gitmişken 10 kilometre ileride de araba yeri vardı. Aynen. Orada da hem video da yapmış oluruz dedik. Videomuzu yaptık. Neyse o kısmı az sonra geleceğim. Evet. Şimdi olaylar nasıl oldu onu anlatayım. O videoyu yaptıktan sonra arabaya bindik. Yolumuza çıktık. X-Lutz'a uğrayacağız koltuk bakmaya. Yolda gidince arkadaşlar... Geldik hatta X-Lutz'un parkına geldiğimizde. Sol yaptım. Büyüğünden paf dedi. Teker şeye değdi artık. Ne deniyor? Kapotaya değdi teker. Dedim Allah Allah ne oldu tekerim patladı. Neyse arkadaşlar araba işte çöktü. Biz de dedik ne yapalım şimdi buraya geldik. İlk önce mağazayı bir dolanalım dedik. Evet. Ama girdik artık mağazaya. Ama kafamız artık arabayı düşünüyor, evet. netçesi diye. Koltuğa falan bakıyoruz ama aklımız arabada biraz aynen. Ne diyorum, keyifli olmadı. Ben dedim hiç işe ben gezelim. Evet. Çıktıktan sonra bir şeyler ederiz. Sonra çıktık. Ben bir tamirci vardı yakında, onu aradım. O adam dedi, işte Adiyatisi'den getir buraya. Ama onu yapmadık. Sonra babam dedi, Adiyatisi'yi aran, eve getirin. Evet. Arkadaşlar, yakında değil, 50 kilometre. Aynen 50 kilometre. Bayağı Adiyatisi'yi şaldık. Çocuğumuz olduğu için de hemen geldi. Böyle bir 20-30 dakikada evet, geldi. O videoyu koyalım buraya. Aynen bu arada o videoyu da çektik. Orada neler yaşadık bayağı çektik. Onları da şimdi koyacağız. Orada istersiniz. Böyle bir olay oldu. Tam yol vardık yere. Tam döndüğümde pat diye bir ses geldi. Ön taraftaki envanteri bozundu. Yani... Havası patladı. Şimdi arkadaşlar arabada böyle kaldık. Biz Adiyatisi'yi aradık. İşte bir olay oldu mu faydalı oluyor. Onlar şimdi gelecek bizi alacak. Eve götürecek. Arabayı da çekecek. Şu an böyle arabada kaldık. İşareti şimdi gözükmüyor. Çalıştığınca herhalde çıkacak yine. Ama dışarıdan bir gösterin bir araba ne hale geldi. Baya kötü oldu. Arkadaşlar gördüğünüz gibi arabanın önü böyle bayağı çöktü. Hani tekeri döndürürsek bile değiyor. Tekerler de bu arada bayağı batmış. O arka tekerde, o adamın patlattığı tekerde bu. Buraya şimdi böyle kışlık teker taktım. Buna arka için iki tane lastik almam gerekiyor. Hani bayağı masrafa soktu beni. Burası da işte böyle X-Lutz. Ne güzel koltuk bakmaya gelmiştik. Ama işte böyle bir olay yaşadık. Saat 19'a geliyor. Adiyatisi'yi bekliyoruz. Halen daha gelmedi. Şimdi adak geldi. Arabayı yüklüyorlar yani. Koyacaklar. Bayağı çöktü ama değil mi? Evet teker değecek büyük ihtimal. İkra gel yanıma elini tut benim. Elini ver benim. Gel o kenara gidelim. Arabalar geçecek burada. Bayağı çıktı arkasına çıktı. Arkadayın değil mi? Yamuk duruyor zaten. Yan yatmış gibi duruyor araba. Oldu. Neyse değişti mi kaldı? İlk defa böyle çektiriyoruz arabayı. Evet. Arkadaşlar şimdi böyle tıra bindik. Arkadayım. Eşim, çocuklarım arkada. Ben de böyle ündeyim. Adam şimdi arabayı bağlıyor. Hayırlısıyla gideceğiz. Ja, die fahren locker 400.
Şimdi geldik. Geldik. Ama araba şimdi inecek, buraya kaçacağız. İkram. İkram nasıldı? Güzel miydi, uyudun? Güzel çık. Adresi geldi, adam araba Allah'tan çalıştığında şişiyordu ama çok şişmiyor, kompresör çalışıyor. Arabada ekranda da gösteriyor araba kalkıyor diye ama hani kalkmıyor, tek bıdıkın. Evet. Allah'tan hani öyle sürebildik, tam otursaydı, hiç şişmeseydi nasıl götürecektin? Bir de önde arabalar var, evet. Tırda böyle düz duramıyor. Evet. Şimdi direksiyonu çevirdi mi kaportayı kıracak. Allah'tan şişti, adam onu... çıkardı aldık. Biz de ilk defa böyle bir tıra bindik. Çok evet. Değişik oldu değil mi? İkram seviniyor. Ben çok, onun için hoşuna gitti. Çok keyifliydi, konforluydu bayağı değil mi? Evet. Bu arada o zaman gece olduydu. Saat 7'yi geçiyordu, kararmıştı ama. İşte artık annemin evine geldik. Arabayı da oraya indirdik. Şimdi bunun üzerine bir şey anlatayım. Biz önceden Ermati'nin ön taraf, sağ ön taraf bozulmuştu zaten. Ben de iki tane yeni ısmarlamıştım. Ön tarafından değiştirdiydik. Evet. Orijinal değildi ama markalıydı. Değiştirdik. Sol tarafı kırılmıştı. Böyle yamuldu. Onu söktük. Biz de eski orijinal parçayı taktık. O daha bozulmamıştı aslında. Onu da değiştirmiştim. Evet. Onu taktık. Sağ tarafı da yine aldığım kaldı. Ama o sağ tarafı da gidecek. Oradan da bir sesler geliyor. İyi dinmiş. İşte o eski taktığımız parça işte onun da artık bozuldu. O bozuldu zaten. İşte böyle bir an yaşadık. Baya kötüydü. Allah'tan hani otobanda böyle olmadı. Evet, 120 falan gitti. 120'yi bırak, 150, 100, 200 gittiğini düşünüyorum. Bir de başkalarının hayatlarında tehlike atıyor. Aynen, çünkü sağa tekrar pof iniyor. Seni artık sağa mı sola mı savurttuğunu bilmiyorum. Allah'tan otobanda olmadan yani. Böyle İksizsuz'un parkının da döner tavşetten dönüp hani parka dönecektik hemen. O araya dönecektik. Bu olay da böyle oluyor. Ben ne zaman arkadaşlar arabamı... Sen bir şey deyince hep kötü oluyor. Ben arabamı çok seviyorum. Hani gerçekten güzel araba. Bazen diyorum arabayı satacağım artık. Evet. Küçük problemlerini istemiyorum. Kafam rahat. Aslında olsun. Problem de değil. Küçük problemleri. Ben şey. Takıntılıyım birazcık. Evet. Öyle diyelim. Ben çok takıntılıyım. Neyse... İşte o videoyu yaptık, araba yerinde videoyu çekerken ben orada arabaya baktığımız anahtarını almıştım. Aynen, anahtarı almıştık. Ben dedim ki ben bu anahtarı koyayım. Eşime dedim sen git arabayı getir, hani yürümeyelim. Uzaktı bayağı çünkü, büyük bir yer. Aynen. Neyse ben çıktım, eşim bekliyorum, araba geliyor, güneşte tabi böyle parlıyor, böyle bayağı güzel. Zaten göz de yapıyorlar çok. Evet. Mesela geçen sene ben otelin önünde park ettim arabayı. Adam orada yüzerken çıkmış arabamı istiyor kamp ettiğimiz yerde. Evet. Arabayı istiyor. Ben diyorum Allah Allah niye benim arabam öyle bakıyor? Bir şey mi oldu arabada? Bir sıkıntım var. Evet. Dedim niye bakıyor ya? Yaklaştım. Adam Türk de değil. Hani işte, turist. Diyor nice car, nice car diyor. Good car diyor. Araba işte ben diyorum ya yes, good good diyor. Böyle İngilizce çok yok. Hani var da az çok konuşuyorum. İşte böyle arabayı çalıştım, adam hala bakıyor, hani araba hani göze batıyor, evet, öyle diyeyim. Dikkat çekiyor. Aynen, dikkat çekiyor. Allah'tan hani malımıza zarar geliyor, bize gelmiyor. İşte ama en çok işte Gökhan bir şey... Aynen, ben takıntılı bir şey oldum, ben çok kafa yapıyorum arabamdan. Ben de satacağım diyordu, hani o gün bile giderken de satacağım, düşünmeyeceğim falan diyordu.
O gün arabayı gördü, saniye ben bu arabayı tutacağım, ben arabayı seviyorum satmam falan dedi. İşte. Araba 10 kilometre gitti. Dedim maşallah arabam çok güzel, ben bunu hiç kimseye vermem. Anlattı gelirken falan böyle çok güzel görünüyor dedi, benim arabam ayrı bir dedi, ben seviyorum arabamı falan dedi. O sadece 10 kilometre gitti araba. 10 kilometre gitti ama oldu, adam da baktı. Evet yanında adam o vardı, yaşlı adamla... biraz. Ben sandım ki arabayı Gökhan'da gidiyor. Ya öyle değil, sen geliyorsun. O da arabaya binecek de böyle arabaya bakıyor böyle. O yandık adam, ben sandım ki tanıdık herhalde dedim. Gökhan Çağrı bakıyor dedim. O adam da dibinde bakıyor böyle dedim. He tanıdık dedim, konuşacağız falan sandım. O da sandım. işime doğdu. İnşallah şimdi bir şey olmaz diye 10 kilometre gittik. Patladı. İndi neyse, ona da hayırlısı diyelim. Şimdi araba babamın kapısının önünde duruyor. Ben yenisini ısmarlayacağım. Bu sefer orijinal alacağım herhalde. Hı. Tamam bahalı ama neyse, yapacak bir şey yok, ben o orijinali takacağım. O yüzden cuma günü, yani cumartesi sabahtan hafta sonu geldi de babanın arabasıyla eve geldik. Hani gece otobüste gelmedik. Evet. Babanın arabasını, bizim arabayı annenin kapının önüne indirdik ya. Doğru. He işte indirdik, oradan babamın arabasından evet geldik. O gün de zaten kamp yapacağız. Evet. Bütün eşyaları babamın arabasına yükledik. Ertesi günde kampa gittik. Evet, kamp videosunu da izlemek istersen şuraya bir yere şey yaparız. Aynen, oraya bir yere koyarız. Sonra kamptan geldik, eve geldik direkt. O zaman Zontak'ta değil mi? Evet, cumartesi günü Zamstag gittik biz kamp yapmaya. Zamstag gittik. Aynen. Pazar günü Zontak'ta hani şey... Arabayı teslim etmeye gittim evet babana, çünkü işe gidecekti pazartesi günü, bugün yani. Bir gün işte, bir gün de işlerimiz oldu bayağı. Sabah erken kalktık, çocuğun randevusu vardı, kontrolü, ilk kontrolü. Aynen, erken kalktık. Ben de hazırlandım, giyindim. Zaten Zontak başladı, pazar mı oluyor? Zontak. Evet, Zontak. Pazar zaten yok olan seslere geliyordu. Yine şimdi komşu olayına geçiyoruz arkadaşlar. İlk böyle başlayalım. Evet, bitmeyen komşu çilemiz olayı. Çilemiz diyelim, bitmeyen. Aynen, baş belamız diyelim. Artık iyice zorluyor artık. Artık bizi bir şeylere zorluyor. Neyse, zaten Zontak başladı ses yapmaya yine. Sabah da yaptı çocuğu. Ben evet hani gece 6'da mı ne kalktım. Sonra 8'de falan yine kalktım. Zaten dedik bu yine başlayacak, bu yine başlıyor, işimize doğdu, yine bir şeyler gelecek. Ondan sonra işte dediğimiz gibi bir gün işimiz vardı Figizak'ta, çocuğun aynı kontrol termini vardı. Ben hazırlandım, giyindim, ondan sonra yukarıdan ses geldi, kapı sesi. Baktım şöyle bakayım dedim, kim iniyor? Şöyle, kapı deliğinden. Aynı kapı deliğinden baktım, işime doğdu kesin, bir şey de yapacak ben eminim, hani onu hissettim onu. Tam bizim şu merdivene indi, tık yaptı böyle. Zaten önceden hep tükürükler var orada. Hep tükürükler kurumuş, var. Kurumuş, ışıklar yanınca görünüyor hep, yani. Hep tükürmüş, her geçtiğinde tükürmüş. Tam yakaladım, kapıyı açtım. Adama bayağı bağladım, çağırdım, bir daha böyle şöyle etme. Adam utandığı bir şey diyor. Tık, ben yapmadım, ben yapmadım, ben yapmadım böyle diyor. Bebek gibi ya, valla bebek. Kaç ben yaşında ya? Çocuklara giydiriyordum çünkü yarım saat falan vardı. Saat 9'du. 8'de falan kalkmıştık biz. Burada Gökhan ara yerdeydi. Birden biriyle tartışıyor. Ben sandım ki karşıdaki kadınla tartışıyor. Ona da geleceğiz sonra. Ona da tartıştı ama sabah değilmiş. İşte ondan sonra kapattım. Direkt kira yerini aradım. Kira yerine de dedim işte adam tükürüyor. Bilmem hep tükürüyor. Bilmem. Ondan sonra diyor ki ya ben ne yapayım? Başka biri daha gördü mü? Kapı deliğine kaç kişi bakacak? 10 kişi mi ondan bakacak anlamadım. Neyse dedim ya sen ne yapacaksın, sen buradan kira yerisin, şirketisin, bir şeyler yap. Ondan sonra dedi fotoğraf, o zaman dedim ben o zaman fotoğraf çekiyorum falan, e-mail gönder. Çektik fotoğrafı. Zaten bir şey de çıkmayacak. Onu da şimdi göndereceğim ama ondan da bir şey çıkmayacak. Ve bir olay daha var. Biz de bu ay, aslında geçen ay süpürmemiz gerekiyordu. Merdivenden evet hep süpürüyoruz. Komşu bir ay komşu yapıyor, bir ay evet biz yapıyoruz. Bize komşu hep kağıdı geç veriyor bilerek. Ocak ayı onundu, Şubat ayı bizimdi. Mart ayı yine onun. Şubat'ı bize vermedi. Şubat'ın 29'unda veriyor. Yani bizim ayımız bittiğinde aynen veriyor bize. Onun ayı geç geliyor. Neyse ben yine süpürecektim. Kelaya indim. Süpürgeleri bir yalan
kilitlemiş arkadaşlar. Süpürgeler aslında ortalıkta böyle bir odada. Herkesin girebiliyor. Odanın direkt, direkt hani diğer kenarıyla ikiye bölmüşler. Ana girişinde. Diğer kereyi açınca direkt o alanda. Hep açıktı. Hep açıktı. Zaten hep diyorlardı. Oradan kullanabilirsiniz diye. Kilitlemiş üstteki adam. Ondan sonra ben kira yerini aradım ya. Orada da kadına bunu da dedim. Niye bu sefer kilitli hani... Evet. Herkes için madem biz burayı temizleyeceğiz merdivenleri, o zaman siz de eşya koymanız gerekiyor. Ben niye gideyim ekstradan yeni evet. bir şeyler alayım. Dışarı için falan. Aynen. Ondan sonra dedi ya kilidin var ya girebilirsin diyor. Kapıyı açabiliyoruz zaten. Ha, açıyoruz şey... sıkıntı değil. Adam ama deminle kilitlemiş diyoruz. O ondan sonra bir yandan o şey temizlik şirketin malı. Hani evet. eşyası. Ya şimdi ne alaka? Bize kullanın dediler. Çalınıyormuş ondan kilitlemiş. Nasıl olur? Tamam dedim o zaman. Neyse dedim. O zaman ben zaten ben süpürmeyeceğim. O adam oraya tükürüyor. O tükürüyor. O temizlemedikten sonra ben hiçbir elimi ellemiyorum dedim. Öyle bir kapattık zaten. Evet. Resimden göster. Evet, onu göster. Çekmiştik. Nasıl kilitlemiş. Hepsini tek tek arkadaşlar böyle demirden geçirmiş. Şöyle göstereyim. Şu şekilde hepsini böyle zincirden geçirmiş. Aynen, zincire. tek. Hiçbir zaman öyle bağlı şekil, değildi. Her şeyi. Hortumu da mı yapmış? Hepsini. Galiba. Bir şey yok. Ben indim aşağı. Tek bir tane süpürgeler var. Böyle büyük. Onlar da hiç ellenmemiş. Böyle örümceklenmiş altı. Küçük falan kilitlenmiş. Her şeyi. Her şeyini bile. Nasıl oluyor onun oluyor? Onun olsa oraya niye koyuyor? Kerasında bulundursun. Evet, o zaman ben de eşyamı her yere asayım. O zaman ne saçma bir şey. Evet çok saçma. Artık arkadaşlar anlayacağınız resmen rasist yani yabancı düşmanlığınız. Hem kim neden süpürge kullanılmış iğrenç olmuş süpürgeyi çalsın hem de madem onun niye ortak bir alanda özel aynen. alanına koymuyor. İşte ya da bir temizlik şirketi var biz niye süpürüyoruz. İşte hepsi böyle kafa karıştıran şeyler. Orada bir sıkıntı var zaten. Zaten orada bir sinir oldum. Süpürmeyeceğim zaten verdiğini. Zaten bizim ay geçti gösterebilirim. Mesela Mayıs yani Mart bu kişi yapıyor. Biz de April. Yani bizim ayımız geçti bile. Ona şikayet etse bile diyeceğim al bak. Mayıs ben yaptım. Artık kanadımız da var. Nasıl Mayıs'te ona geçiyor sıra? Hayır Mayıs bizim. He. Yanlış dedi. Dedim ya Mart onun. April bizim. April bizim. Sen Februar'da dedi ya yapmadım diyor. Ya. He ondan sonra... İşte arkadaşlar böyle bir olay oldu. Şimdi üstteki komşuydu. Evet. Şimdi onu şimdi bir kapatalım. Zaten bitti onun o iğrenç. Aynen şeyine. Onun o şeyini gördüm. O adam zaten her şeyi yapar. Hani her şeyi beklenir. Ben zaten eşime diyorum. Evet. Hiçbir şey dışarı asma, koyma, bırakma ayakkabı veya bir şeyler koyma. Yani ben hani Gökhan diyordu evde falan bir şeyler dökerdir o kesin bir şey yapardı. Yapar zehirlerdi o. Ben diyorum ki hani bir insan hani neden böyle durduk yere yapsın niye kim gütsün. Ya adamlar. Ama bugün onu görünce böyle o kadar iğrenç o kadar böyle yuh dedim artık. Zaten hep tükürük oldular böyle. İçime bir korku geldi öyle bir korkum geldi tiksindim. Biz arkadaşlar hiç kimseyle uğraşmıyoruz hep işimizdeyiz biz böyle umutsamıyoruz isterse ses etsin ne dese etsin. İşte. Kimseye karışmıyoruz ama onlar bizden uğraşmayı anlamadım. Evet. Yabancı istemiyorlar demek ki zaten buradaki kiralarda çok yabancı yok. Bizim hele hiç yabancı yok. Tek bir tane var. Bir kilometre ilerideki sokakta hep yabancı. Ya orası yabancı yeri ama burası böyle genellikle Almanlar oluyor, yaşlılar oluyor. İşte herhalde ondan da yabancı da sevmiyorlar. Evet. Balkon falan bir şey asmıyor artık korkuyorum. Tenteyi indiriyoruz ama yine de zorla kalmadıkça bayağı kapından şeyine kadar asılıyorum. Bir aynen. şey falan dökerdi hiç güvenmiyorum. Ya adam çok pis. Şimdi burada kötü laf da demek istemiyorum. Evet. Gerçekten adam çok iğrenç ve çok pis, çok böyle yabancı düşmanlığı. Bütün gün sadece onun siniriyle geçti. Adamlar tek bizi düşünüyor. 7-24 saat bizi düşünüyorlar. Bizi takip ediyorlar. Ne zaman çıktığımızı biliyor. Evden çıktığımızda da kadın camdan bakıyor. Aynen işte evden işte şimdi ona geçeceğim. Orayı kapatalım. Şu adamı bir kapatalım. Şimdi işleri halletmeye gideceğiz. Biz aşağı o olay yani o adamla tartıştığım olay bitti. Biz indik aşağı. Evet. Kadın da utanmadan camdan bakıp duruyor böyle bizi. Evet. İstedi durdu. Hiç böyle gözünü de çekme kafasında kaçırmıyor. Biz arabaya bindik. Arabada Gökhan çalışırken bakıyorum hala bakıyor. Aynen. Ondan sonra biz doktora gittik. Oradan çıktık. Bir yapacak işlerimiz vardı. Onları da hallettik. Sonra annemin evine geldik. Arabayı babama verdik. Evet. Oradan da
Tabi arabamız yok, arabamız bozuk, daha yaptıracak. O parçayı da yenisini ısmarlayacağım, orijinalini ısmarlayacağım dedim zaten. Onu babamla yapacağız inşallah. Şimdi işte bir hafta arabam olmayacak. Bayağı da iyi de oldu çünkü ilk defa otobüse bindim arkadaşlar. Bayağı da oluyor binmediğim. Kaç sene oluyor? Ben biniyordum da. Benim kaç senedir oluyor otobüs binmediğim? Yıllar olmuştur. Ben ikrali falan biniyordum. Ama arkadaşlar iyi oluyormuş. Vallahi iyi oluyormuş çünkü yol trafiği yok, stres yok. Önünde biri yavaş mı gidiyor, bilmem şey mi diyor, hiç onunla stresini çekmiyorsun. Acelen varsa biraz hani biraz zorlarım. Acelen yoksa sıkıntı. Ben hatta düşündüm ki mesela buralarda bizim yakınımızda iş oldu mu otobüsle en mantıklısı otobüsle. Bir de bu arabayı da zaten buraya da getiresim gelmiyor. Adam artık tekeri patlattı, daha neler yapar. Bir de yine araba almayı düşünüyoruz. Düşün. Tehlikeli. Ona diyorum araba annem ne oldu dursun, uzak bir yere gidersek arabayı oradan alıp gideriz diye. Ama o da birazcık sıkıntı. Acil bir durumda. Aynen. Neyse işte sonra işte otobüse bindik, birkaç yere gittik. Arabaya kamera alabiliriz değil mi? Zaten öyle aldık ya. Bizim vardı işte, Passat'ta kullanıyorduk. Şimdi işleri hallettik. Şimdi olay geliyoruz. Eve geldik. Otobüsle geldik. Elimizde eşya var, alışveriş falan var. Zorla zorla çıktık. Bir yeni çıktık, bir nefes alalım değil mi? Allah Allah. Çocuğu çıkardı. Çocuk arabasını aşağıda bırakmak istiyor. Yan komşu çıktı. Alo. Ey çocuk. Ya sen süpürmen gerekiyor bu ay. Onunla aslında. Dedim sen önce bir sakin ol, sen zaten hiç süpürmüyorsun. Hele ki bizim burayı hiç süpürmüyor. Bizim evet, şurayı. Dükkan zaten demişti bana burayı bak süpürmüyor. Ya fotoğrafını da çektim diye. Zaten kanıtlar hepsini aldım. Hiç bizim buraları süpürmüyor. Kendi orasını ve kaşaları da yapmıyor. İşte. Bir de hiç silmiyor da. Bir de bize öyle diyor. Diyor ya sen süpürmüyorsun bu ayda. İşte bayağı tartıştım kadından. Artık bir de böyle konuşuyor ki bağırarak. Evet, milleti de ayağa kaldırmaya çalışıyor. Video çektim hani bir şeyler falan kanıt oldu. Dedim sen sus bak, gir kirana, gir kirana, kapıyı kapat hani artık böyle Almanca şeyler dedim. Kadın bağırdıkça bağırıyor. Büyüttükçe büyütüyor. Ben şimdi sana bir şey açıklama mecburiyetinde falan değilim dedim. Sana da bir şey demedim süpürmeyeceğim diye. Evet. Ama ben bunu süpürmeyeceğim çünkü tükürük var ve eşyalarda kilitli. Zaten bizim süpürme zamanımız da değil, onun sırası. Evet. Bizim sıramız değil. Bir de diyor ki biz her ay süpürmüyoruz. Biz her ay süpürmüyoruz diyor kadın bir de. Ben zaten her süpürdüğümde kanı da aldım. Evet. Hani o da bir şey demez. Zaten artık arkadaşı iyice bir sinir oldu. Kadın işte bayağı bir tartıştım. Ondan sonra kirasına girdi, girmeden de bana bir kelime dedi. Hadi fresle der gibi. Artık boş ver, ben de girdim kirama ama işte nasıl davranıyorlar demiyor ya. Böyle tabii o tükürüğü gördü, onu da süpürmek istemiyor. Tabii ondan dinledi bence kapıdan, çok bağırarak dedin. Onlar istiyor ki biz hep onlar için süpürelim, ona hiçbir şey uğraşmasın. Evet. O iğrençliği ben niye süpüreyim ki şimdi? Ben yapmayacağım, zaten kira yerine dedim telefonda. Buraya ben o tükürüğü hiç ellemem, kim yaptıysa kendisi temizleyecek orayı. O zaman ben de gideyim onun kapısına tüküreyim, bir şeyler aynen, bir şeyler süreyim, bir tüküreyim, batırayım o zaman. Ne şaşma bir şey değil mi? Benim hani bizim vaktimiz yok, kendi işlerimizle uğraşıyoruz. Adamlar çalışmıyor tabii, evet. Renti de, oh beleşlerinde oturuyor. Evet. Uğraşacak kişi alıyor. Evet. Bizi buldular tabii, bizden uğraşmaya çalışıyor. Çok öyle bir yaban düşmanlığı, kin var ki. Yani böyle adamların, insanların yüzlerinden anlaşılıyor. Ya direkt tipinden anlıyorum. Ben zaten ilk günden beri anladım. Yani kendilerini böyle daha çok şey gösteriyor. Aynen. Yabancı düşmanlığı zaten yüzünden anlıyorsun. Zaten biz kiraya girdiğimizde de zilimizi kırmıştı. Aynen. Zilini kırmıştı. Zaten yani. Oradan başladı. Zili kırdı, sonra çöp koymalar. Kavuz her gün şikayet etmeler. Aynen şikayet ediyorlar. Ne şikayet ediyorlarsa hiç bilmiyorum. Biz hiç kimseye karışmıyoruz. Hani işimizi yapıyoruz. Kimseyle uğraşmıyoruz. Diyoruz ki adam tekeri patlattı, bilmem şunu yaptı, dedi ki tamam başka bir şey etmez herhalde. Evet. Adam her şeyi yaptı, daha da uğraşmaya çalışıyor. Şimdi ama o da uğraşırsa ben de onunla uğraşacağım. Tekeri gün alman gerekecek değil mi? İşte bir de o dert. Zaten videoda göreceksiniz, kışlık tekeri taktım. Böyle 7 milimlik vidayla vida sokmuş. Evet. Tamir de edinmiyor herhalde. İlk tane lastik almam gerekiyor. Yine bir zarara soktu beni. Tekerlerimiz eski de değil. Zaten yeni almıştık. Aynen yeniydi. Geçen sene aldım. Bir sene olmuyor bile. İşte adam artık her şeyi yaptı. Halen daha bıkmıyor. Ben anlamıyorum ne istiyor bizden. Derdi ne ben anlamıyorum.
bazı kişiler yazmış hani uğraşamazsınız falan. Aynen, o bıkmayacağım. Gerçekten. Aynen, o da gerçekten haklıymışsın. Böyle bıktırıyor, bir nefret ettiriyor, gidesin geliyor artık. Adam bizi artık zorla bir şeyle zorlayacak. Şimdi gidip vursam olmayacak. Mesela Kelada yapsam desem, Kelada da hiç inmiyor. Adam hiç gözükmüyor. Bizi bekliyor çıkasıya kadar. Tek şimdi biz sabah yakaladı. Evet. Tek bir zaten ortalıkta da bir şey demeyiz. Ne Kelada iniyor, ne dışarıda görüyoruz. Tek geçen kadını gördük. Böyle evet. Orman yerinde köpeğini dolaştırıyor. Hiç yaparken. Aynen, hiç kimse yok. Aslında o da halledinir de. Neyse, oraya girmeyelim. Bulaşmak da istemiyoruz aslında öyle. Ama ben o uğraşıyorsa ben de ondan uğraşacağım. Şimdi bu kanıtlarımızı hepsini bir dosya hazırlayacağız, avukata gideceğiz. Avukatla artık bir şeyler eder, kira yerine de yine arayacağım, diyeceğim. Bu halen bizi böyle belasting ediyorsa, yani bizle uğraşıyorsa, evet. Ben kiramı da ödemeyeceğim. Böyle bir hakkım var, onun da peşinde koşacağım. Yani buna bir çare bulun. Yani insanın malına hani kendi bize direkt zarar vermiyor ama vermeye çalışıp tekerimizi patlattığına göre. Tekeri patlatıyor. İnsanın moralini çok bozuyor, böyle çok huzursuzluk veriyor insanın içine. Ya işte ben diyorum ya, adamla biz derdimiz yok ki adamla. Evet. Sıkıntı, hiç kimseyle burada sıkıntımız yok. Adamlar ama öyle bir mikrop gibi böyle nefret ediyorlar. Evet. Yabancı sevmiyorlar açıkçası. Sizin de başınıza gelmiştir tabii komşu şeyleri. Aynen. Bazen bir tane söz var, bazen de bir tane söz var. Ev alma hani komşu al diye. Aynen. Çok doğru bir yerde gerçekten bir söz yani. Bir şu an tam bizim için. Ya, evet. Komşun iyi değilse orada yaşaman da artık. Huzurun yok yani. Evet. Evin ne kadar mükemmel de olsun. Ya düşün, aynen eve giriyorsun hemen çıkıyor seni orada lafınla buluyor ya. Süpüreceğim diyor, süpür diyor. Bilmem süpürdüğün halde sana diyor ki sen hiç süpürmüyorsun diyorlar. Evet. Hani yapmamış olsak hani tamam diyeceğiz. O zaman zaten ben yapmadım. Zaten bir de öyle şikayet ediyorlar. O zaman biz hiç süpürmeyelim bundan sonra. Zaten şikayet ediyor. Süpürsek de şikayet ediyor. Zaten kadın dedi kira yerini arayacağım diye. He doğru, bir de dedi ya kira yerini falan arayacağım. Ben bayağı kadına tacı, bayağı laflar dedim Almanca'dan. Ama öyle hani küfür etmedim. Öyle bir dedim ki konuşamadı artık. Evet. Konuşturmadım. Konuşamadı. Artık bilmem dedim, bir şey yapmıyorsun artık hani bir şey deneyince dedi ben kira yerini alacağım. Dedim istediğin yeri ara, ister kira yerini ara, ister polisi ara, istediğin yeri selamını da ilet dedim. Ondan sonra kapıyı kapatıyor işte o kelimeyi diyor. Neyse dedim. O da gitti, ikisi bir sustu. Evet. Ama işte bir de iş yerinde de bana aynısını yapıyorlar. Hep böyle yapıyorlar arkadaşlar. Bir şey yok, olay çıkartıyorlar, bağırıyorlar. Evet. Ondan sonra hani sen bir şey etmediğin halde sen bir de diyorsun ki tamam bir şey yok. Büyütüyor olayı. Sonra evet. Affedersiniz köpekleri de geliyor. Onlar da olaya karışıyor. Büyütüyorlar sanki evet. Artık. Sen aynı ben başlatmışım. Benmişim kötü insan. Benmişim böyle. Evet. İş yerinde işte aynı böyle yaptı. Sonra gidip Maestara bir gidiyorlar. O zaman haklı çıkıyorlar. Bir gidiyorlar bir zaten de. Zaten önceden burada şey yapmışlar ya kapıda giriş kapısında hepsi çıkmıştı. Bizi suçlu durumuna sokmuşlardı. Aynen. İşte onu da anlatmıştık. Ben eşya taşıyınca o da önümü kesiyor, kapıyı açmıyor. Bağırmaya başladı birden. Kendiliğine kadın bağırmaya başlıyor. Aşağıdakinin hepsi çıktı. Ben diyorum bir reaks olun Allah Allah. Ne oluyor ya? Adamı kestik, bir şey mi ettik? İşte arkadaşlar gerçekten bıktı. Ama o adam orada önüne durdu. Çünkü sen onu vur diye yaptı. Bir tane vur da polis arıyor. Aynen sürtüştüm ben zaten onunla. Ama ben salak değiliz yani. Yani. Amaçlarını biliyoruz. Bizi attırmak için dokanalım daha basit atsınlar. Şimdi böyle atamıyorlar. Hani yediremiyor. Biz ilk kere polisi aradık ya. Ya bir de o. Şey yaptık ya onu. Ensel gittik. Evet. Ya adam işte attırmak istediği için bahanesi yok. Attıramıyor ondan biz bir şey edelim. Kışkırtıyor işte. Mesela tekeri patlattığını düşünüyorum ki ben de onun arabasında bir şey edelim. Burada karavanı var. Kesin onun kamerası vardır. Balkon direkt hani kamerayı... Aynen kamerası vardır. O işte artık böyle bir şeyler yapmaya çalışıyor. Ama hani biz de düşünerek hareket ediyoruz. Hani kendimize artık şey ediyoruz. Evet. Avukatı da vereceğiz zaten. Bir şey yapmadan artık 2-3 kere düşünüyoruz. Aynen. Çünkü gerçekten zor bir şey. Belaya da bulaşmak da istemiyoruz açıkçası. Evet. Zaten hani bizim derdimiz bize yeterken bir de hani bunun hiç... Ya bir de bunlarla uğraşıyorsun. Bir de... Hiç istemediğim böyle kira yerini aramak, onlarla tartışmak, onlara böyle aynı çocuk gibi, kindergarten gibi.
anaokulu gibi. Evet. Bir şey oluyor, Ömer'le ne şikayet. Hiç sevmem. Bir vaktim ben niye boş harcayayım böyle? Artık onu da kalıyoruz aramaya. Evet. Çünkü ona hep şikayet ediyor. Kirayeri de artık bizi suçlu görüyormuş zaten. Hep sana şikayet ya, geliyor. Hep geliyor, hep seni arıyor, hepsi diyor. Bir de zaten hep Alman arkadaşı, hiç yabancı yok. Tek bir tane var. Onlarla bir konuşamadık. Onlar da herhalde onlardan kötü gibi. Geçen de vuruyorlar dedik ama onun vurduğu belki bize vurdular. Işte. Belki de bize çocuk odasında yaptı bilerek. Evet. O sanetti ki çocuk belki orada yatıyor. Olabilir. Çocuk odasında yaptı. Bence onu bize yaptı yine. Olabilir. Çünkü bir daha hiç yapılmadı. Bakalım o kişilerle konuşabilirsek yabancılarla hani öğreniriz. Onu aynen. Ondan işte avukata vereceğiz. Rekşit'imiz de var zaten. Bir şeyler yapacağız. Bu konu komşu konusu arkadaşlar. Bu bitmeyen bir iş. Gerçekten de haklı. İnşallah bir daha böyle bir komşu konusu olmaz da biter artık da. Taşınmayı da düşünüyoruz. Taşınmak da istemiyoruz. Evet. Hem böyle bir uğraşalım hani hakkımızı şey yapalım istiyoruz. Hem de uğraşalım o kadar gelmiyor. O kadar yoruyor ki artık. Sinir ediyor. Yani beynimizi yoruyor. Diyoruz artık taşınalım başka yere gidelim ama taşınmak istemiyoruz. 2 yıl oldu da. Aynen. Arkadaşlar bu konuyu burada kapatalım. Bu da aslında daha da uzuyor. Daha içimizi döksek dökeriz. Gerçekten arkadaşlar bu sohbet videosu da iyi oluyor. Evet. Dertimizi de dökeriz. Beğeniyor musunuz bilmiyoruz ama bize iyi oluyor. Artık çok sinir oluyor insan. Valla patlayacak duruma geliyor insan. Valla bak. Evet. Neyse biz bunu kapatalım. Bu konuyu. Şimdi başka konuya geçelim. Ne konumuz vardı? Ya iş konusunu arkadaşlar. Evet. Daha iş bulamadım. Arıyorum. Daha önce dedim ayrı diye başlayacağım. Kadını bulamadım. O benim eski kadını bulamadım. Onu araştırıyorum da birkaç kişiye sordum ama kadın herhalde çalışmıyor ayrı diye galiba. Olabilir. Neyse ondan da belki vazgeçtim. Ben herhalde yine omşuluğunu yapacağım. De bir gidip gelmeden kesin bir şey yok. Ama işte sana değişebilir. Kesin mi? Değişebilir. Hani kesin, hayır kesin. Bu sefer kesin. Umşulum yapacağım arkadaşlar. Umşulum. Şimdi benim mesleğim var. Ama 2 sene, 1 sene mi? Bilmiyorum şimdi. Yalan atmayayım. Ya 1 sene ya 2 sene bir işe gidiyorsunuz. Mesela elektrikçi olmak istiyorum. O mesleği yapacağım. Şimdi Ausbildung mesela 200 sene sürüyor değil mi? Umşulum, şimdi yanlış demeyeyim. Herhalde kadın bana 1 sene mi, 1,5 sene mi? Ya da 2 sene sürüyor. Şimdi normal ben job center'da zaten para alıyoruz. İşçilik parası alıyorum. Yani beleşe çalışmış oluyorum. Gidiyorum oraya 1,5 sene ya da 2 sene. Çalışacağım. Bana öğretecekler. Evet. Bir de arbeitsam 150 euro primi veriyor. Yani üstte 150 euro ekstradan para veriyor. Yani işçilik parasının üstte 150 eurodan mı? İşte o işi yapıyorum diye bonus veriyor. Evet. Ama o çalıştığın yerden bir para gelmiyor. Onlar sadece öğrettikleri için. Öyle diyebiliyorum. Kadın öyle dedi bana. Ausbildung yapsam, Ausbildung'da az para veriyor. Tek Ausbildung parası alıyorsun. Evet. Geliyorum. Arkadaşlar şimdi böyle küçük misafirimiz geldi buraya. Milk Prenses. Evet. Arkadaşlar dediğim gibi Umşulung yapacağım. Daha ne zaman yaparım bilmiyorum. Çünkü daha iş bulmadım. Evet. İşte... Bu iş konusunda böyle ilerliyor. Ne oldu? Ne oldu? İş konusunda böyle ilerliyorum. Bir de benim. Bir de arkadaşlar aynen şimdi yorumlara geçelim. Yorumlarda hani birkaç kişi yazmış. Buradan başlayayım. Eşim arada vlog tarzı videolar yapıyordu. Evet. Arada onları konuştuk. Açıkçası onlar hani iyi. Sizin ilginiz çekmedi. Aynen öyle oldu çünkü benim kanalım arabayla başladı. Aynen arabayla başladım. Sonra böyle bilgilendirme mesela aylık gider, Almanya'da nasıl ne var. Böyle videolar yapmaya karar verdim. Ev fiyatları, ev kiralı yani kira fiyatları falan. Mağaza şeyleri falan nasıl diye. Aynen onlar fiyatları. İyi olduğu için de zaten sizden hoşunuza giderdir inşallah. Çünkü hani izlendiğine göre beğeniyorsunuz diye. Aynen öyle düşünüyoruz. İşte birkaç takipçimiz yazmış hani artık vlog videolar gelmiyor. Tek araba, ev. Biz de böyle karar verdik. Benim eşim zaten video yapmayı da seviyor. Evet.
Kamera falan da almıştık zaten benim için. Aynen. En çok vlog yapmayı seviyor. Ondan işte düşündük ki eşime bir kanal açalım diye. Evet. Zaten burayı yazarız. Açlık kanalı ismini yazarız. Evet. İsterseniz hani bakabilirsiniz. Aynen, isterseniz oradan takip edebilirsiniz, bakabilirsiniz. Arkadaşlar bu konuyu burada kapatıyoruz. Ama siz de bıkmışsınız artık bu komşu olayından. Hep burada böyle anlatıyoruz. Evet. Ama yapacak bir şey yok. Bize de iyi oluyor hani size anlatıyoruz. Evet. İçimizi dökmüş oluyoruz. Kısa keselim. İnşallah videomuzu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Beğendiyseniz beğenme butonu basarsanız, kanalımıza abone olursanız çok seviniriz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Hoşça kalın.